Yani gazetecilerin tutuklanmasının üzerinden tam olarak bir yıl geçti ve ilk duruşmaya çıkmaları Temmuz 11'i bulacak. Dolayısıyla bir yılı aşkın süren bir tutukluluğun ardından ilk defa mahkeme huzuruna çıkıp savunma yapma imkanına sahip olacaklar. İlk gözaltına alındıkları gün itibariyle dile getirdiğimiz bir husus vardı. Aslında gazetecilik faaliyeti yürüttükleri için kendi yüzleriyle ve kendi adlarıyla doğrudan gazetecilik faaliyeti yürüttükleri için hedef olduklarını ve bu sebepten dolayı gözaltına alınıp tutuklandıklarını dile getirmiştik. Ve tüm soruşturma aşaması sona erdiğinde de karşılaşacağımız tablonun gazetecilik faaliyetlerinin yargılanmasından başka bir şey olmayacağını belirtmiştik. Aslında tam olarak öyle bir noktadayız. Yani bir yıllık sürenin ardından geldiğimiz noktada İdanameye konu iki temel unsur yer almakta. Gazetecilik faaliyetleri zaten nizami olarak soruşturulan ya da yargılanan konular. Fakat bunun haricinde bunun haricinde şöyle bir durum söz konusu. İş yerlerine yapılan baskınlar sonrasında yaklaşık 30 günü bulan bir arama söz konusuydu ve 30 günlük arama sırasında da kimseyi arama mahalline almadılar, şirketlere almadılar. Dolayısıyla biz o 30 günlük süre içerisinde ne yaptıklarını bilmiyorduk. Fakat idanama hazırlandıktan sonra aslında 30 gün içerisinde bir arama faaliyeti içerisinde olmadıklarını kendi deyimleriyle şirketlerin bilgisayarlarında işlem yaparak yurt dışı serverlarına uzandıklarını ve bu yurt dışı serverlarından da Medya TV ve Sterk TV'de TV'ye ait olan bir kısım yazışmaları çekip aldıklarını iddia ettiklerini görüyoruz. Böyle bir yazışma gerçekten var mı yok mu bilmiyoruz. Yani normal koşullarda herhangi bir yere operasyon yapıldığında, herhangi bir dijital materyale el konulacağında, inceleme açısından el konulacağında dijital materyal alınır, siber suçlara gönderilir ve incelemesi o dijital materyal üzerinden yapılır. Fakat burada yapılan uygulama çok farklı. Burada korsanvari bir tarzda doğrudan buradaki bilgisayarlar üzerinden başka bilgisayarların, yurt dışındaki bilgisayarların serverlarına erişilmiş ve oradan bilgi çekildiği, belge çekildiği iddia edilmiştir. Tabii bu bilgi ve belgelerin gerçek olup olmadığı da ayrıca tartışmalı olan konulardır. Bir diğer husus, operasyon öncesinde var olmayan bir gizli tanığın üretilmesi. Gizli tanığın üretilmesi meselesinin de aslında daha önce tartışması çok yürüdü. Anayasa Mahkemesi'nin HDP'nin hazine yardımını kesmesi için oluşturulduğunu HDP'ye ilişkin olan yargılama sürecinden çok net bir şekilde biliyoruz. Dolayısıyla bu iki husus en başta var olan operasyon sırasında herhangi bir şekilde var olmayan, sonradan üretilmiş olan deliller. Bu da bize şunu anlatıyor. Aslında dosyada gazetecilerin gözaltına alınmasını ya da tutuklanmasını gerektirir bir delil olmadığı için sonrasında tutuklama ve hatta tutukluk halinin devamına ilişkin oluşturulan, yargılama için oluşturulan bir kısım delillerle dosyayı yürütmeye çalıştıklarını, böyle bir usulsüzlük ve hukuksuzluk içerisinde olduklarını göstermektedir. Bir yılı bulması, bir yılı aşması ileride beraat etme ihtimali çok yüksek olan gazeteciler açısından keyfi bir cezalandırma alanı olduğunu da açık bir biçimde söyleyebiliriz.